Ayşe'cim gözünün yaşı dinsin, kızın yaşıyor. Hayatta. Önce onu söyleyeyim. Gözün aydın. Teşekkür ederim. O kadar perişandı ki iki gündür. Biliyorum, öldü mü, öldürüldü mü falan diye aklımdan böyle bir ton şeyler geçiyordu. Ağlama. Artık bu sevinç gözyaşı olsun. Ayrıca sana bir haber daha vereyim. Kızın evlenmiş. Fotoğrafını bakmak ister misin? Müge Hanım, niye bana oyun oynamışlar? Ben kızımın mutluluğunu isteyecek bir insan mıyım? Evet, niye bu kadını Almanya'dan buralara getirdiniz ya? Bu kızın annesi, babası, kardeşi hiç mi kimsesi yokmuş? Bir tane kardeşi var bu kızın. Evlenmişler. Ne zaman biliyor musun? 12 Ekim'de. Allah mutlu etsin dedim. Telefon hattımızda kim var biliyor musun? Damadın. Hadi bir alo de. Aferin sana Ahmetcan. Hemen bizi aradı. Ahmetcan'ın konuyla alakası yok çünkü yani. Ahmet'e ne diyelim? Ahmet gösterdik, aradı hemen çocuk. Ahmet, günaydın. Günaydın Müge. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi günler, sağ olun. Sen de mi ağlıyorsun? Ben ne uğradığımı bilmiyorum şu an. Çok içindeyim. Ya. Yani burada annesi de kızı öldü mü diye burada gerçekten çok perişandı Ayşe Hanım. Ona da istersen merhaba de. Merhaba Ayşe Hanım, iyi günler. Merhaba. Hayatım, siz merak etmedin mi sen, senin annen nerede, ailen, partileri nerede falan diye? Nasıl evlendiniz? Müge abla, inanın ben her şeyi anlatırdı, her şeyi konuşurdu benimle ama sadece aile konusuna girince susardı, bir şey demezdi. Annesini hiç görmediğini söylerdi 10 yıldan beri. Yalan söylüyor. Babasıyla sadece telefonla görüştüğünü söylüyordu. Babası iyi birisiydi. Ama annesini hiç söylemezdi. Hiç görmüyorum derdi. Ne zaman aile konusumu açsam bir tepki verir, bir şey yapardı bana. Aklımda bir şüphe vardı her zaman ama böyle olacağını tahmin etmiyordum yani. Peki. Annesi ilgilenmiyor diye biliyordum ben. Annesi? Annesi kendisi ilgilenmiyor diye biliyordum bana söylediğine göre. Görmüyorum dedi. 6-7 yıldır, 10 yıldır. Kardeşini sadece görüntülü görebiliyormuş galiba. Siz nasıl tanıştınız? O Almanya'da, sen Gaziantep'te. Hilal Hanım, ben bundan 6 yıl önce Gaziantep'e staj için gelmişti Hilal. Ben bir otelde çalışıyordum resepsiyon görevlisi olarak. Hı. Oradayken geldiğinde yani tam otelde kalıyordu. Tanışmıştık kendisiyle. Ya kendisi gitti sonradan, yani benim numaramı almış, bulmuş. Sonradan sevdik birbirimizi yani. Hep telefonla görüşüyorduk. Gelip gitmeye başladı. Mutlu bir yuva kurayım dedim. Sevdim onu yani sonradan. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Allah mutlu etsin yavrum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani sen kaç yaşındasın? Ben 23. O da 23 yaşında. Kıyamam. Evet. O da diyor ki ben de şoke oldum demiş yani. Ben bilmiyordum ki böyle bir şey olduğunu demiş. Ayşe'cim, bir şeyler söylemek istiyor musun? Ayşe Hanım da şu anda şoke durumda. Hayır yani Müge Hanım, bakın 12 yıl oldu ben ayrılalı. Hayatıma başka hiç kimse girmedi. Beni tanıyan herkes bilir ki ben iki çocuğum için yaşadım. Gece gündüz gittim, temizliklerde çalıştım. Bu çocukların babasız kaldı, boyunları bükük kalmasın dedim. Gözlerinin içine baktım, bir şey isteyecekler mi diye. Onlar bir şey ister de ben alamazsam ölürüm diye çalıştım ben. Ben bu kızıma dedim ki kızım oku, ayaklarının üstünde sağlam dur. Benim gibi bir gün yüzüstü bırakılırsan çocuklarınla ortada kalma dedim. Benim tek isteğim buydu kızımdan. Ben ne yapayım ha? Yani anne olarak benim yapabilecek neyim var? Bağlansın beni tanıyanlar, bağlansın. Nasıl kötü bir anneymişim bir anlatsınlar da herkes bir sevinsin. Ben orada çocuğumu bırakıp geldim. Kötü bir anne düşer mi peşine? Babası oyun oynuyor benim ya. Bir haftadır oyun oynuyorlar benimle.
Kızın evlendi diye niye söylemiyor? Babası görüşüyormuş. Bir dakika, babasının haberi var mıydı nikahtan? Babasına söylemiş nikahı olacağı Gaziantep'e gelirken. Ama hey, Müge ablacığım, şunu demek istiyorum ben. Annesi diyor ya, tamam annedir, sahip çıktım diyor, aradım diyor da. Şimdiye kadar peki ben yani şu an bugün evlenmişiz, Almanya'ya gitmiş, televizyonda görüyorum. Bugüne kadar niye aramış da bulamamış yani? Yavrum, adresini benden saklarsa, telefonunu benden saklarsa, babası geçen haftaya kadar arayıp da ben Hilal'e ulaşamıyorum, siz ulaştınız mı diyen bir insanı ben nereden bulacağım? Ayşe anneciğim, tamam da bakın şimdi. Yani yok, kusura bakmayın. Yani. Hilal'in ve senin babasının açıklayacak hiçbir şeyiniz yoktur. Bu arada babası demiş ki ben benim de şu anda... Benim açıklamayacak bir şeye ihtiyacım yok zaten. Ben sevdim ya, dur, gelin sen mi? Beni yargılayacak insan değilsin. Dur, o da bir şey söylemiyor. Bu arada baba Mehmet Bey de demiş ki ben de şu anda nikahtan yeni haberdar oldum demiş. Yayına bağlanmıyor arkadaşlar. Ben de bilmiyordum evlendiğini demiş. Babası demiş ben de bilmiyordum. Yani babası ilgiliydi, bak o niye bilmiyor evlendiğini? Ben babasıyla görüşmediğim için yüz yüze veya sesli şekilde... Çünkü babası her ay 1500 euro Hilal'in hesabına gönderiyor ve sen onu Hilal'le birlikte yiyorsun. Tabii ki babasını seveceksin. Hilal'le birlikte yiyor muyum? Yok, ben yiyorum. Babası 1500 euro maaş gönderiyor her ay Hilal'e. Siz o zaman para için mi aradınız? 1500 euro için ya aynı. Benimle alakası yok o paranın. Ya Ayşe Ahmet Hanım, siz o zaman parayla şu an şey yapmayın şu an bak. Hayır gerilmeyin Ahmet Can. Anne kızıyla görüşmemiş ama kızının Almanya'da, Hanover'da olduğunu düşünüyor. Ne zaman ki babası ben ulaşamıyorum deyip haber verince aileye, o zamandan itibaren evlerine baktık. Evleri falan da hiç normal değil yani, o ev görüntüleri de normal görüntüler değil. Kadın da zaten anladığım kadarıyla eşi de problemli. Söylediklerini de çok bir yere oturtamadığı için. Hani bize de çok anlamsız gelen, babası da bir şey. Aslında babası bir şey yapmış değil. Babası para gönderiyor elden. Acaba elden para gönderdiği birisi mi benim kızıma bir şey yaptı, öldürdü falan diye. Aslında Ayşe Hanım'ın babayla ilgili bence endişesi o yöndeydi. Evet. Hani elden para gönderdiyse birisiyle, o birisi de benim kızımı yalnız gördü, başına bir şey getirdi mi falan, evet, diye endişelenerek buralara kadar gelmişti. Neyse, peki Hilal de Almanya'ya dönmüş öyle mi? Evlendik, nikah işlemi bitti ya. Almanya konsolosluğundan işlemleri halledip soy ismi falan, evlilik ile ilgili olan şeyleri halledecek, bir haftalığına gitti. Ne zaman gitmiş, nereye gitmiş? Dün gitmiş, dün Almanya'ya gitmiş. Hangi eve gidecekmiş? O evin anahtarı bende. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.